İlk yardım ve acil sağlık hizmetleri 8. bölüm kanamalarda ilk yardım. Kalp damar sistemi içinde sürekli dolaşan kan, eritrositler ile oksijen taşınmasına, lökositler ile korunma mekanizmasına ve trombositler ve hemostatik denge işlevlerinin yürütülmesine katkıda bulunur. Ayrıca sıvı kısmı ile besleyici maddeleri, hormonları, pıhtılaşma faktörlerini ve antikorları dokulara veya eliminasyon yerlerine taşınmasını sağlar. Bu nedenlerden dolayı her türlü kan kaybı yaşamsal tehlike oluşturabilir. Kanamalar, kazalarda ölüm oranları arasında birinci sırada yer almaktadır. Nedeni ve yeri ne olursa olsun durmayan ya da durdurulamayan kanamalar şok hatta ölüme yol açabilmektedir. Bu nedenle kanaması olan hastada hayati tehlike oluşmaması için ya da mevcut hayatı tehlikeden uzaklaştırabilmesi için hızlı bir şekilde ilk yardım uygulaması yapılması gerekmektedir. Kanama damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına yani vücudun içine veya dışına doğru akmasıdır. Yetişkin bir bireyde ortalama olarak 5 ile 6 litre kan vardır. Herhangi bir nedenle ani olarak gelişen kan kaybı toplam kan hacminin %10'una ulaştığında vücut bunu tolere edebileceği gibi kanamaya bağlı şok da gelişebilir. Ani kan kaybı yetişkinlerde 1000 ila 1200 mile kadar, çocuklarda 200-300 mile ve bebeklerde 25-30 mile ulaştığı durumlarda yaşamsal tehlikenin olabileceği unutulmamalıdır. Ancak çok yavaş ve uzun sürede ortaya çıkan bir kanama durumunda insanların daha fazla kan kayıplarını bile fazla belirti olmaksızın tolere edebildikleri görülmüştür. Örneğin kan verme işleminde 500 ml kan 10-15 dakika gibi bir zaman zarfında ve kontrollü olarak alındığından vücutta herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. Bu nedenle özellikle akut kanamaların derhal durdurulması gerekir. Kanama ciddiyetini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları kanamanın hızı arter kanamaları gibi kanama hızının fazla olduğu durumlarda daha fazla miktarda kan kaybedildiği için kanamanın ciddiyeti artar. Kanama bölgesi kafa ve göğüs yaralanmalarındaki kanamalar gibi kanamanın hayati organlarda olduğu durumlarda kanama ciddiyeti artar. Kanama miktarı dolaşımdaki kanın %20'si akut olarak kaybedildiği zaman kalbin atım hacmi %20 ile %40 oranında azalır. Bu nedenle kaybedilen kan miktarı arttıkça kanamanın ciddiyeti de artar. Kişinin yaşı bebekler ve çocukların tolere edebileceği kan miktarı daha az olduğu için bu yaşlarda kanamanın ciddiyeti artar. Kanamaların sınıflandırılması, kanamanın meydana geldiği yere göre kanamalar, dış kanamalar. Deri bütünlüğünün bozulması nedeniyle kanın vücut dışına akmasıyla oluşan gözle görülebilir kanamalardır. Yaygın olarak küt travmalar, kesici veya delici yaralanmalar sonucu görülen kanama türüdür. Örneğin kol bacak ya da parmak yaralanmaları veya kopmaları, açık kırıklar, çeşitli cilt kesiklerinde dış kanamalar oluşabilmektedir. Dış kanamalarda kan görüldüğü için hızlı bir şekilde müdahale edilebilir. Dış kanamalarda en önemli belirti gözle görülür bir kanamanın olmasıdır. Kanama kanamanın olduğu damara göre kesik kesik, fışkırır ya da sızıntı şeklinde olabilir. İç kanamalar, damarların herhangi bir nedenle yırtılması ya da zedelenmesi sonucu kanın damarlardan vücut boşluklarına doğru akmasıyla oluşan kanamalardır. Örneğin motorlu araç kazaları, yüksekten düşme, travma, darbe, büyük kemik kırıkları, bıçak ya da silahla yaralanma sonucu iç kanamalar oluşabilmektedir. Ayrıca var olan bir hastalık sırasında travmaya bağlı olmaksızın bir damarın zedelenmesi ya da hasarlı bölgeden sızıntı şeklinde kanamalar da olabilmektedir. Örneğin ünsel böbrek taşı nedeniyle olan kanamalar bu gruba örnek verilebilir. Bu tür kanamalar bazen farkında olmadan tolere edilebildiği gibi bazen de kanama miktarına göre ölümcül olabilmektedir. İç kanamalar iki şekilde olur. Gözle görülebilen akciğer, mide, bağırsaklar, böbrek gibi ve benzeri organlarda oluşan kanamalar. Gözle görülmeyen karaciğer, dalak, pankreas gibi buna benzer organlarda oluşan kanamalar. İç kanamalar gelişmiş tıbbi merkezlerde tedavi gerektiren ve hayatı tehdit eden kanamalardır. Bu nedenle iç kanamadan şüphelenildiğinde gecikmeden yardım çağrılmalıdır. İç kanamalarda iç kanamanın yerine göre bazı belirtiler gözlenebilir. Bunlar kan kusma, ağır vajinal veya rektal kanama, geniş kontüzyon şişme ve ekimozdur. Ayrıca iç kanamayı düşündüren ve vücut yüzeyinde belli olmayan belirtiler de görülebilir. Bu belirtiler hipovolemik şoka bağlı bulgulardır. Bunlar hızlı veya zayıf nabız, soğuk nemli deri, daha sonra donuk gözler, susama, huzursuzluk, bulantı, kusma, kan basıncında düşüklük gibi bulgular elde edilebilir. Beden boşluklarında olan kanamalar, kulak, burun, boğaz, anüs ve benzeri organlardan
olan kanamalardır. Beden boşluklarında olan kanamalar farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Kulak kanamaları dış kulak iritasyonu ve travmaları, travma veya hava basıncı sonucu kulak zarının yırtılması, kafa travmaları gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Burun kanamaları, buruna gelen darbe ve çarpmalar, burun enfeksiyonları, burun içine yabancı cisim kaçması, yüksek tansiyon, bazı kan hastalıkları ve kafatası kırıkları gibi durumlara bağlı olarak gelişebilir. Kafatası çatlak ya da kırıkları nedeniyle oluşan burun kanamalarında kanla karışık beyaz pembemsi bir akıntı olabilir. Rektal kanamalar ise hemoroid, anal fistül, kolon polipleri, kanser ve benzeri nedenlerle gelişebilir. Sindirim kanalının değişik yerlerinde meydana gelen kanamalarda kan görünümü de değişir. Örneğin mide ve duodenum kanamalarında kan sindirim enzimleri tarafından sindirilir ve dışkının siyaha yakın bir renk almasına yani melanin neden olur. Kanama ince bağırsakta, kolonlarda ya da rektumda oluşmuşsa kanın rengi kırmızıdır. Kanamanın kaynağına göre kanamalar, arter kanamaları. Arterler kalpten yüksek basınçla pompalanan oksijenlenmiş temiz kanı hücrelere ileten damarlardır. Kanama kalbin kanı pompalamasına paralel olarak kesik kesik ve kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak akar arter kanamalarında. Kanayan yer kalbe yakın ise fışkırma daha şiddetlidir. Kanın rengi açık kırmızıdır. Arter yani atar damar kanamaları. Ven kanamaları, venler hücrelerden dönen kanı kalbe taşıyan ve düşük basınçlı kan akımına sahip damarlardır. Cilde yakın yüzeysel venler, bacak, el ve ayak sırtında kolayca görülebilir. Venöz kanama yavaş ve aynı şiddette olup kanın rengi koyu kırmızıdır. Kapiller kanamalar, kılcal damarlar hücrelerle oluşan son damar uzantılarıdır. Bu damarlar çok ince oldukları için çok az kan taşırlar. Bu nedenle zedelenme veya kesilmelerinde sızıntı tarzında ve hafif bir kanama olmaktadır. Kanın rengi ise venöz kan gibi koyu kırmızıdır. Kanamalarda ilk yardım. Kanamalarda ilk olarak kanamanın yeri tespit edilmeli. Kanama küçük görünse bile durdurulamazsa hayati tehdit oluşturabilir. Ayrıca bazı hastalıklar ve ilaçlar kanamanın durdurulmasını zorlaştırabilir. İlaçlar dediğimiz kan inceltici ilaçlar var arkadaşlar. Onlar kanı incelterek şey yaptığı için, vücutta dolaştırdığı için o ilaçlar kanın durdurulması biraz daha zorlaşabiliyor arkadaşlar. Bilinen ilk yardım yöntemleriyle kanamanın durdurulamadığı durumlarda veya ciddi yaralanmalar sonucu oluşan kanamalarda mutlaka tıbbi müdahale gerekir. Kanamalarda ilk yardımın öncelikli amacı fazla kanama ile gelişebilecek şok veya ölüm tablosunu engellemektir. Dış kanamalarda ilk yardım. Kanama olduğunda organizma fizyolojik olarak kendi çabasıyla kanamayı durdurmaya çalışır. Öncelikle kanayan damar büzülür, trombositler zedelenmiş bölgeye toplanır ve kıhtı plağı oluşur. Yani oraya bir tampon yapmaya çalışıyor. Kendi kendine iyileştirmeye çalışıyor vücut. Dolaşımdaki koagülasyon faktörleri harekete geçerek trombositlerin oluşturduğu pıhtı plağından fibrin yumağı oluştururlar ve kanayan bölge bununla tıkanır. Bu işlem yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanır. Büyük damarlarda oluşan zedelenmelerin bu şekilde onarılması ya da kanamanın durması pek mümkün değildir. Özellikle femoral arter, karotis arter kesimlerinde çok yoğun ve ani kanamaya bağlı olarak kısa sürede ölüm meydana gelebilir. Dış kanamalarda ilk yardım olarak ilk yardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Tıbbi yardım yani 112 acil yardım merkezinden tıbbi yardım istenmeli. Gerekliyse temel yaşam desteği basamakları uygulanmalı. Kanama yeri belirlenmeli. Yara ve kanama korkutucu olabilir. Ancak ilk yardımda bulunan kişi sakin olmalı ve yaralının da sakin olmasını sağlamalı. Bunun için mümkün ise yaralının yarayı görmesine izin verilmemeli. Eller yıkanmalı ve eldiven giyilmeli. Eldiven yoksa elin kan ile temasını engelleyecek herhangi bir temiz bez, torba, kumaş ve benzeri materyaller kullanılmalı. Şiddetli kanamalarda şok tablosu gelişebilir. Bu nedenle şiddetli kanama durumunda yaralıya şok pozisyonu verilmelidir. Dış kanamayı kontrol altına alacak yöntemlerden bir ya da birkaçı uygulanmalı. Dış kanamalarda kanamayı kontrol altına alma yöntemleri, dış kanamaları durdurmak için kanamanın özelliğine göre çeşitli yöntemlerden yararlanılır. Bu yöntemlerden başlıcaları doğrudan basınç uygulama, basınçlı bandaj uygulama, elevasyon, kanayan bölgedeki atar damarlara doğrudan basınç uygulama, turnike uygulama, atelleme, pnömatik basınçlı atel uygulama şeklinde. Bunları şimdi tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Doğrudan basınç uygulama. Basit ve etkili kanama kontrol yöntemidir. Bu kanayan bölgenin üzerine steril pansuman konularak üstüne elle basınç uygulanır ve doğrudan basınç uygulaması çoğu kanamayı durdurabilir. Genellikle kazalar sırasında steril pansuman bulunamayabilir. Bu durumda temiz olduğu düşünülen herhangi bir malzeme kullanılabilir. Bu gibi malzemeler topak haline getirilerek kanama bölgesine basınç yapıldığı zaman kanın
Ele bulaşma riski de azalır. Eğer eldiven kullanılmıyorsa bu basınç sırasında çok dikkatli olunmalı ve bulaşıcı hastalık riski göz ardı edilmemelidir. Doğrudan basınç uygulamasında kanamanın durup durmadığını kontrol etmek veya kan ile ıslanan pansumanı değiştirmek amacıyla yaranın üzerindeki ilk pansuman kesinlikle kaldırılmamalıdır. Çünkü kanama bölgesiyle temas eden pansumanın kaldırılması ile buradaki pıhtılar pansuman ile kalkıp kanamayı yeniden başlatabilir. Kanama bölgesine yerleştirilen bez kan ile çok ıslanır ise ilk pansuman yerine ikinci bir pansuman uygulanmalı. Kanamayı durdurmak için yapılan basıncın miktarı kanamaya göre değişir. Kapiller kanamada minimal basınç gerektiren, arteriyel kanamalarda daha kuvvetli basınç gerekmektedir. Doğrudan basınç o bölgede kırık yoksa uygulanabilir. Basınçlı bandaj uygulama. Doğrudan basınç uygulamasında bandaj uygulaması da yapılabilir. Basınçlı bandaj uygulamasında yara üzerine uygulanan bez kaldırmadan rulo, sargı ve bez şeritleriyle yaralı bölge sıkıca sarılır. Sargının sonucu iki yaylarak doğrudan yaranın üzerine düğümlenir. Bu düğüm yaranın üzerine yapılan baskıyı artırmaya yardımcı olacaktır. Sargının çok sık olmadığından emin olunmalı. İdeal basınçlı bandaj kanamayı durdurabilecek kadar sıkı, kanamanın altındaki bölgelere yeterli kan akımı sağlayacak kadar da gevşek olmalıdır. Yaranın distalinde kan bölgede morarma görülmesi veya yaranın distalinde nabzın alınamaması sargının sık olduğuna işaret eder. Eğer pansuman nabız alınacak bölgede sarılıysa sargının distaline parmakla bastırılarak cilt renginin geri dönme belirtisine bakılmalıdır. Elevasyon. Kırık şüphesi yoksa ve ağrıya neden olmuyorsa yaralı kol ya da bacak kalp yüzeyinden yukarıda olacak şekilde kaldırılmalıdır. Resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altta. Bir elle yaraya baskı uygulanırken diğer elle yara bölgesi kalp hizasının üzerine kaldırılabilir. Elevasyon yaralı alandaki kan basıncı ve kan kaybının miktarını azaltmak için uygulanmaktadır. Çünkü kalp seviyesinden yukarı kaldırdığımızda kalbin oraya kan pompalama basıncı biraz düşecektir. Ekstremitenin elevasyonunda yastık, battaniye ve benzeri materyaller kullanılabilir. Kanayan bölgedeki atar damarlara doğrudan basınç uygulama. Ekranda şeyler var arkadaşlar, noktalar var, inceleyebilirsiniz. Bunları açıklayacağız şimdi. Doğrudan basınca rağmen kanama durdurulamaz ise kanama bölgesine giden atar damara basınç uygulayarak da kanama kontrol altına alınabilir. Atar damara basınç uygularken damar üzerine yapılan basınç sürekli olmalıdır. Basınç uygulama arterlerdeki kan akımını azaltır. Bu özellikle atar damar yaralanmalarında çok önemlidir ve kısa zamanda meydana gelebilecek şok ve ölümü önleyebilir. Basınç yapılacak nokta o bölgeye giden atar damarın kemik üzerinde yüzeyselleştiği yerdir. Basınç kanama bölgesinin yerine göre parmaklarla ya da yumrukla yapılabilir. Vücutta bu amaç için belirlenmiş belli başlı bölgeler şunlardır. Şimdi tek tek açıklayacağız resimdekileri. Arteria karotisinin sıkıştırılması. Boyunda ön yan nokta arkadaşlar bu. Boyun atar damarının kesilmesi şiddetli kanamaya ve kanama kısa sürede durdurulmadığında ölüme neden olabilir. Boyun atar damarı kanamalarında baş parmak ile bası yapılır. Boyun atar damarı kanaması sağ tarafta ise ilk yardımcı sol elin baş parmağıyla, kanama sol tarafta ise sağ elin baş parmağıyla damar üzerine baskı uygular. Arteria subclavianum sıkıştırılması yani köprücük kemiği üzeri. Omuz bölgesi kolun üst kısmı ve koltuk altındaki atar damar kanamalarında köprücük kemiği üzerine çukura baskı uygulanarak kanama durdurulmaya çalışılır. İlk yardımcı kanama sağ tarafta olduğunda sol elin baş parmağıyla, kanama sol tarafta ise sağ elin baş parmağıyla müdahale eder. Arteria bronkiyalis sıkıştırılması kolun üst içeri kısımları yani. Kanamanın dirsekten daha alt seviyede olduğu durumlarda kol atar damarı kolun üst bölümünde sıkıştırılarak kanama durdurulur. Temporal arterin sıkıştırılması kulağın üst ön kısmı yani. Kafa derisi bölgesinde olan kanamalarda kulak önündeki atar damara iki parmakla bastırılır. Arteria femoralis'in sıkıştırılması kasıkla. Bacaktaki atar damar kanamalarında kasık bölgesindeki baskı noktasına baskı yapılır. İlk yardımcı elini yumruk yaparak kasık hizasında bacak atar damarı üzerine baskı uygular. Turnike uygulama. Turnike uygulaması yaralanmanın distalinde kan dokunun kanlanmasını engellediği için geri dönüşümsüz hasara neden olabilmektedir. Bu nedenle günümüzde çok tercih edilmemektedir. Turnike uygulanabilecek durumlar çok sayıda yaralının ve tek kurtarıcının bulunduğu bir ortamda kanama kontrolünü sağlayıp diğer yaralılarla da ilgilenilmesi gereken durumlarda. Yaralının nakli gerçekleşecekse, uzuvlardan birinde veya birkaçında kopma ya da ciddi parçalanma varsa,
basınç yapılarak kanama durdurulamıyorsa gibi sebeplerde turnike yapılabilir fakat pek önerilmez. Kol ve bacaktaki çok şiddetli kanamalarda kanayan bölgenin 5 ila 10 cm üzerinde bulunan tek kemik bölgesine sargı bezi, eşarp, kravat gibi bir malzeme sarılır. Bu sargıyla ya bir düğüm atılır, sıkıştırma çubuğu yerleştirilir ve tekrar bağlanır. Sıkıştırma çubuğu olarak herhangi bir sopa, dal parçası ya da kalem kullanılabilir. Kanama duruncaya kadar sıkıştırma çubuğu çevriliyor arkadaşlar. Soldan sağa çevrilmesi uygundur. Saat yönünde yani. Kanama durunca sıkıştırma çubuğu ekstremiteye sabitlenir. Tansiyon aletinin manşonu da turnike olarak kullanılabilir. Turnike uygulamasına dikkat edilmesi gerekenler, kol ve bacakta tek kemik üzerine uygulanmalıdır. Uygulamada kullanılacak sargı bezi ya da malzemenin genişliği en az 8 ila 10 cm olmalı. Turnike kanama durunca kadar sıkılmalı, kanama durunca sıkma işlemine son verilmeli. Turnike mutlaka koray görülebilir halde tutulmalı, üzeri örtülmemeli. Yaralı üzerine yaralının adı ve turnikenin uygulandığı zaman saat ve dakika olarak mutlaka yazılmalı. Çok sayıda yaralı var ise yaralının görünen bir bölgesine ya da alnına kalem ya da ruj ile T harfi yazılmalıdır. Yani turnike uygulandığına dair belirtilmeli. Yaralının üzeri örtülecek ise mutlaka turnike görülür halde tutulmalıdır. Turnike 15 ila 30 dakikada bir 3-5 dakika süreyle gevşetilmelidir. Böylece kanama bölgesinin distalindeki bölgenin kanlanması sağlanır. Kanama bölgesinin distalindeki dokular kanlandıktan sonra turnike uygulamasına devam edilir tekrar. Eğer turnike gevşetilmeden uzun süre yapılırsa turnike altındaki tüm dokular ölür kan ve oksijen gitmediği için. Turnikenin 1,5 saatten fazla tutulmamasına dikkat edilmelidir. Atelleme. Kanamaların bir kısmı kırılan kemik uçlarının neden olduğu kas veya damar yırtılmasıyla oluşabilir. Bu durumda ekstremitenin stabilize edilmesi kanamayı durdurabilir. Ekstremiteyi stabilize etmek için değişik tipte ateller kullanılır. Bunları açıklayalım. Atel, tahta, karton parçaları ve benzeri gibi sert malzemeler atelleme malzemesi olarak kullanılabilir. Havalı atel. Havalı ateller geniş yumuşak doku yaralamalarında ve kırıklarda yumuşak dokuda olan yaygın ve ciddi kanama kontrolünde kullanılmaktadır. Burada amaç yalnızca tek bir bölgeye değil tüm ekstremiteye basınç uygulamaktır. Havalı karşı basınçlı ateller. Havalı karşı basınçlı ateller aletler yani. Havalı karşı basınçlı aletler tüm ekstremiteye basınç uygulayan aletlerdir. Ciddi abdominal ve dış kanamalarda hipo ve velmik şoku önlemek için kullanılmaktadır. Bu aletler gebelik, kronik kalp hastalığı, pulmoner ödem ve akut kalp hastalığı durumlarında kullanılmamalıdır. Ayrıca bu alet 2 saatten fazla şişirilmiş olarak kalmamalıdır. Bu aletlerin en önemli komplikasyonu aletin hızlı söndürülmesine bağlı olarak gelişen hipovolemik şoktur. Dış kanamalarda yapılmaması gerekenler. Vücudun içine gömülü olan hiçbir yabancı madde yerinden oynatılmamalı. Yalnızca çevrede bulunan ve ilk yardımcıya ya da yaralıya zarar verebilecek maddeler uzaklaştırılmalı. Örneğin etrafta bulunan cam kırıkları temizlenmelidir. Büyük damar yaralanmaları, kopmalar gibi yaşamı tehdit edecek kadar yoğun bir kanama yoksa turnike uygulanmamalıdır. Batmış cisim bulunan yaralar, göz yaralanmaları ve kırıkları olan yaralara doğrudan kompres uygulamamalıdır. Kanama durduktan hemen sonra yara temizlenmemelidir. Baş, boyun ya da omurgada yaralanma varsa veya hareket ile yaralıda aşağı ağrı oluşuyorsa şok pozisyonundan kaçınılmalıdır. Hasta hareket ettirilmemelidir. Yaralıya yiyecek ve içecek verilmemelidir. İç kanamalarda ilk yardım. İç kanamanın kontrolü kanamanın nedenine bağlıdır. İç kanaması olduğundan şüphe edilen yaralılar veya hastalar en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna sevk edilmeli. İç kanamalarda ilk yardımın temel basamakları dikkatli bir şekilde uygulanmalı. Tıbbi yardım 112 acil yardım merkezinden istenmeli. Gerekliyse temel yaşam desteği basamakları uygulanmalı. Sağlık ekibi gelene kadar yaralı hareketsiz tutulma, hastanın vücut sıcaklığını korumak için üzeri örtülmelidir. Hasta şok pozisyonuna getirilmeli. Hasta kusuyorsa hava yolunun tıkanmasını engellemek için başı dikkatli bir şekilde hafifçe yana çevrilmelidir. İç kanamalarda yapılmaması gerekenler. Yaralıya yiyecek ve içecek verilmemeli. Baş, boyun ya da omurga yaralanma varsa veya hareket ile yaralıda ağrı oluşuyorsa şok pozisyonundan kaçınılmalı. Hasta hareket ettirilmemelidir. Beden boşluklarında oluşan kanamalarda ilk yardım, burun kanamalarında ilk yardım. Burun kanamalarında şu uygulamalar yapılır. Hastanın sakinleşmesi sağlanır. Hasta oturtulur ve hastanın başı öne doğru hafifçe eğilir. Hastanın bilinci yerindeyse kanı yutmaması konusunda uyarılır. Bir el işaret ve baş parmağıyla burun kanatlarının etli kısımları iyice sıkılır. 10 dakika boyunca bu pozisyon korunur.
Küçük buz parçaları bir mendil içine sarılarak burun köküne yerleştirilir. Devamlı kanamalarda boyuna havluya sarılmış buz torbası konulur. Burun kanamasının nedenleri soruşturulur. Burun kanamasının kafa travmalarına bağlı olarak geliştiği düşünülüyorsa vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım istenir. Kanama bu müdahaleler ile durdurulamıyorsa basınç uygulamaya devam edilerek hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulur. Kulak kanamalarında ilk yardım. Kulak kanaması travma ile birlikte ise kafatası kırığına işaret edebileceği düşünülmelidir. Kulak kanamalarında hastanın genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra şu uygulamalar yapılır. Hastanın sakinleşmesi sağlanır. Yaralı kanayan kulağı tarafına yatırılır. Kan gelen kulağa emici bir pansuman konularak dış faktörlerin etkisi ortadan kaldırılır. Fakat bu pansuman asla kulağın içine sokulmamalı. Komplike bir durum olacağı dikkate alınarak hasta ilgili kliniğe gönderilmelidir. Rektal kanamalarda ilk yardım. Bu tip kanamalarda hasta yatar pozisyonda kanamanın nedenine göre tıbbi müdahale yapılabilmesi için derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulur. Şok ve ilk yardım. Şok genellikle yetersiz doku perfüzyonu sonucu oluşan, ortaya çıkan kompleks klinik bir sendrom olarak tanımlanır. Oksijen ve besin maddeleri hücrelere taşınamadığı, atık ürünler vücuttan atılamadığı zaman oluşur şok. Şokta yetersiz perfüzyon ve oksijen açığının devam etmesi sonucu hücresel ölüm, organ ve sistem yetersizliği ortaya çıkar. Bu nedenle şok hastanın durumunun sürekli değiştiği dinamik bir olaydır. Şokun evreleri ve belirtileri. Fizyolojik değişikliklere göre şok kompanse yani dengeleme başlangıç, dekompanse yani dengeleyememe ilerleyici ve irreversible yani geriye dönüşsüz olmak üzere 3 klinik evrede değerlendirilir. Kompanse şok. Şok ilerlemeye neden olabilecek kadar ciddi değil ve dolaşımın kompansasyon mekanizmaları ile tam olarak düzeliyor ise buna kompanse şok denir. Yaşamsal organların perfüzyonu korunduğu için fonksiyonları bozulmaz. Şoktaki tedavi gelişimi en çok bu dönemde başarılı olur. Bu evrede olan hasta da şu belirtiler görülür. Anksiyete ve huzursuzluk, kan basıncında hafif düşüklük, hızlı nabız, baş dönmesi, susuzluk hissi, bulantı ve kusma, soğuk ve soluk cilt. Dekompanse şok, doku perfüzyonunun azalması, sürekli ilerleyen bir dolaşım ve metabolik denge bozukluğunun başlamasıyla karakterizedir. Bu dönemde kompansasyon mekanizmaları yetersiz kaldığından yaşamsal organların kan akımı için gerekli arteriyel basınç sağlanamaz. Bu evrede olan hastalarda şu belirtiler görülür. Bilinç bozukluğu, hipotansiyon, hızlı nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, cilt nemli, soğuk ve soğuk cilt yani. Daha sonra vücut sıcaklığında azalma, idrarda azalma şeklinde. İrreversible şok, ileri derecede vazokontriksiyon ve kalp debisinde düşme gerçekleşir. Bu dönemde tedaviye cevap alınamaz. Geri dönüşümsüz organ hasarı ve ölüm meydana gelir. Bu evrede olan hastalarda şu belirtiler görülür. Laterji ve koma, ciddi hipotansiyon, filiform nabız, dispne, takipne, siyanoz, anürü şeklinde. Şokun sınıflandırılması, dolaşımın yeterli olmasını sağlayan kan hacmi, kalbin pompacı gücü ve damar tonüsü esas alınarak sınıflama yapıldığında şok başlıca 3 tipe ayrılır. Bunlara bakalım şimdi. Hipovolemik şok. En yaygın olarak ortaya çıkan şok çeşididir. Hipovolemik şok, dolaşan kan ve sıvı hacminin azalmasına bağlı olarak gelişen bir tablodur. Kan kaybı hipovolemik şokun en yaygın nedenidir. Bunun dışında akut plazma kaybı ve akut ekstrasülyer sıvı kaybı ve hipovolemik kaybı da hipovolemik şoka neden olabilir. Hipovolemik şok erken saptanır ve tedavi erken başlatılırsa hastanın hayatta kalma şansı yüksektir. Hemorajik şok, ağır intestinal kanamalar, aort anevrizması, dış kanamalar gibi nedenlerle toplam kan hacminin azaldığı durumlarda hemorajik şok ortaya çıkar. Hemorajik şokta dolaşan kan hacminin azalması sonucu venöz dönüş azalır ve kalbin atım hacmi azalır. Kan kaybı devam ederse kan basıncı düşer ve yaşamsal organlarda doku perfüzyonu yetersiz olmaya başlar. Hemorajik şokta kan kaybı ile ilişkili olarak bulunduğu evreye göre belirtiler verir. Bu kan kaybı eğer %15 ise kompanse şok, %15 ile 30 ise hafif derecede şok, %30 ile 40 ise orta derecede şok, %40 ve üzeri olduğunda ise irreversible şok gelişir. Kardiyojenik şok, kalbin pompalama gücünün akut olarak yetersiz kalması sonucu kalp debisinin azalması ile ortaya çıkan dolaşım yetersizliğidir. Kalbe gelen kan rengi, kan herhangi bir nedenle periferik dolaşıma atılamadığında kardiyak debi azalır. Kardiyak debinin azalması ile şok tablosu gelişir.
kalp krizi, kalp kapağı hastalıkları, aritmiler, pulmoner emboli, kardiyak yaralanmalar, kardiyak şokun nedenleri arasındadır. Vazojenik şok, vasküler tonüsün yetersizliği nedeniyle ortaya çıkar. Kan volümü yeterli olduğu halde damar yatağı genişlediğinden dolayı damarlar yeterince dolanmaz ve perfüzyon bozulur. Vazojenik şokun 3 ana tipi vardır. Bunlar anafilatik şok, genellikle antikor yanıtı ya da hipersensitivite reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bir madde ile temas ettiğinde buna duyarlılık kazanmış bireyin sonraki doz ya da temasta aşırı reaksiyon göstermesiyle oluşur. Anafilaktik şoka ilaçlar, yiyecekler ve böcek sokmaları neden olabilir. Nörojenik şok, spinal şok olarak da isimlendirilen nörojenik şok, vazomotor fonksiyonunun kaybıyla karakterizedir. En yaygın nedeni beyin harabiyeti, derin genel anestezi, spinal kort yaralanmaları, spinal anestezi ve benzeri durumlardır. Septik şok, tedavi edilemeyen sepsise sistematik bir yanıttır. En yaygın nedeni enfekte edici mikroorganizmalardır. Septik şoka bu organizmalar tarafından salgılanan bir endotoksinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu endotoksin damar yapısını bozarak geçirgenliği artırdığı gibi ortaya çıkan yaygın vazodilatasyon ile de dolaşım yetersizliğine neden olur. Şokta ilk yardım. Şokta ilk yardım uygulamaları kanama ve şok ile ilgili bulgular kontrol edilir. Hastanın hava yolu açıklığı sağlanır ve giysileri gevşetilir. Hastanın mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır. Şok pozisyonu verilir. Ekranda görüyorsunuz şok pozisyonu arkadaşlar. Daha sonra kanaması varsa hemen durdurulur. Kırıklar varsa atellenir. Solunum ve nabız sık araplarla kontrol edilir. Hastanın üzeri örtülerek sıcak tutulması sağlanır. Hasta hareket ettirilmez ve hastaya yiyecek veya içecek verilmez. Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevk sağlanır. Hastanın endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır. Yardım gelinceye kadar yaralı yalnız bırakılmaz. Şok pozisyonu nasıl verilir? Ekranda görüyorsunuz şok pozisyonu. Hasta sırt üstü yatırılır. Hastanın bacakları yerden 30 cm yukarı kaldırılarak altına destek konur. Bu destekler çarşaf, kıyafet, yastık ve benzeri eşyalar olabilir arkadaşlar. Bölüm değerlendirme. Kanamaların kontrolünde en son tercih turnike uygulamasıdır. Tansiyon aletinin manşonu turnike olarak kullanılabilir. Devamlı kanamalarda boyuna havluya sarılmış bir buz torbası konulur. Dirsek direkt bası uygulamalarında o bölgenin elevasyonuna alınması daha fazla kanama kontrolü sağlar. Şoktaki yaralı veya hastaya temiz hava alması sağlanır. Kanaması varsa bası uygulanır. Hareket ettirilmez. Şok pozisyonu verilir. Bacak bölgesinde olan bir kanama için arteria femoralis üzerine bası uygulanır. İlaç, besin, arı, böcek sokması gibi alerjik reaksiyonlar anafilaktik şok nedenlerindendir. Hızlı nabız kompanse şokun bulgularındandır. Yetişkin bir bireyde ani kan kaybı %20 olursa hayati tehlike söz konusudur. İç kanamalarda şok pozisyonu verilir. Hasta veya yaralının üzeri örtülerek sıcak tutulur. Yaşamsal bulguları incelenir. Hareket ettirilmez. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.